Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar İzmir'e, bizden de selamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gününüz güzel ve bereketli geçsin. Sevdiklerinizle koşa koşa geldim. Hoş geldin Filiz. Hoş geldiniz. Her biriniz teker teker. Hemen dönüş yapar yapmaz böyle dedik, hemen bir buluşalım. Kamptan geldik. Harika bir kamptı. Selam bizden olsun. Merhabalar Şerifeciğim, canım benim. Selamlar bir tane. Side'den. Harika. Oralar sıcak da şimdi Antalya. Canım benim. Hoş geldiniz Ankara'ya. Selamlar, sevgiler. Biz de sizleri seviyoruz. Evet. Oh oh, maşallah. Kamptan beri açılımlar açılımlar. Harika. Heyecanlanıyorum. Ailemden biri gibi. Ay canım benim. Öyleyiz zaten. Ruhlar kimin yanında mutluysa, kendini iyi hissediyorsa gerçek ailen orasıdır zaten. O yüzden de mutlu hissetmek, huzurlu hissetmek, sevinçli hissetmek, heyecanlı hissetmek. Paylaşım aynı, frekans aynı. O yüzden çok normal bunlar. Siz de hoş geldiniz her biriniz. Evet, biz de hoş geldik, hoş bulduk aynı zamanda. Çok şükür muhteşem bir kamptan sonra yine sizlerle buluştuk. Kampımız harika geçti. Teşekkür ediyorum Yengün. Kampımız harika geçti. Çok güzeldi. Çok klişe ama yine de söyleyeceğim. Hani söylemlerden çıkıyor ve tamamen yaşanılan bir şey. Yani anlatılmaz, yaşanır kısmında. Tam da onun gibiydi. Çok güzel enerjilerle harika bir şekilde tamamladık. Güzel enerjilerle uyumlandık. İlk önce arınma çalışmaları yaptık Esin Hocam'la birlikte. Teşekkür ediyorum Buketciğim. Buketciğim muhteşem bir kahve getirdi bana. Teşekkür ya, ediyorum. Rica ederim. Tatlış Buketciğimiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzeldi. Arınmalardan sonra meditasyonlar ve uyumlamalar ve topraklanmalar, biraz türküler, biraz özden öze sohbetler, hakikat sohbetleri derken sabahlar olmasın efendim. Çok güzeldi. Yorulduk ama değdi tüm canlara, tüm güzelliklere. En yakın zamanda Asiye'm hoş geldin bir tane. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek için neler mümkün? Programlarımız belli olsun. Bakalım inşallah Ekim'in sonu gibi tekrar yine böyle bir kamp düşünüyoruz. Programlarımıza bakacağız yoğunluktan. Çok şükür yok, kaçırmadınız. Daha yeni açtık canlı yayını. Aile diziminden bahseder misiniz? Aile dizimi bizim bugünkü hayattaki döngülerimizden çıkabilmemiz için farkındalığımızı yaşadığımız olayları, hastalık, olay, kişi, durum, döngü, hani kısır döngü gibi gözüken hayatımızın sürekli 5 senede bir, 7 senede bir, belki 10 senede, belki 20 senede bir sürekli döngü haline gelen durumlardan farkındalığı katarak açığa çıkan oradaki sıkışmış enerjiyi, sana ait olmayan, atalarından gelen, sana ait olmayan enerjiyi açığa çıkarmaktır. Sen fark etmezsin, belki doğdun ve bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadın. Ama atalarından sana kalan mirasta, DNA ve RNA boyutundaki duygularda bir aktarım gerçekleşir. Dedelerin katil olabilir, dedelerin bir olaya karışmış olabilir ya da baban bir hapis yatmış olabilir ya da annenle alakalı bir iftira söz konusu olabilir. Gibi gibi, yani çok tabii farklı açılımları var. O yüzden burada o senin
dedelerinin ve senden önceki atalarının yaşadığı kısımdaki duygusal aktarımları açığa çıkarmaktır. Enerji tektir arkadaşlar. Enerji çalışır her daim. Her şey bize bir ikradır. Senin dişlerin aslında bir ikradır. İşte saçlarının böyle olması bir ikradır. Yani evren seninle konuşur her daim. Bedenindeki tüm tepkiler, reaksiyonlar senin geçmiş hayatının, yani geçmişte yaşadığın atalarından gelen DNA ve RNA aktarımlarından sana kalan ve bugünkü hayatında devam ettirdiğin süreçte etkileşim halinde kaldığın duygulardır. Peki bu duyguları nasıl açığa çıkartabiliriz? Bu duyguları aile dizimi yaparak, bilinçaltı seansları yaparak, regresyon terapi tarzında çalışmalar yapıyoruz biliyorsunuz. Yaparak bunları açığa çıkartıyoruz. Açığa çıkan duygu kişide farkındalık oluşturuyor. Şöyle düşünelim. Dedesi erik yemiş, torununun dişi kamaşmış mevzusu. Şimdi nasıl oluyor bu? Dedesi zamanında bir şey olmuş, bir olay. Bakın, çok basit bir köy yerinde bir arsa mevzusu bile senin o olaya, o anda verdiğin etki ve tepkiyle alakalı olarak atalarından bahsediyorum. Senin bugünkü hayatına, ev almana, araba almana, iş hayatındaki durumunla alakalı birçok sürece etki eder ve sen de buna etki eden duygu durumuna göre de tepki verirsin. Etkileyen değil etkilenen olursun. Bunu da çevirip dönüştürüp gerçek manada hayatına dönüştürmen için bu tarz çalışmalara ihtiyacın var. Tabii ki olur. Hocam, halamın ölen kızının adını bana koymuşlar. Etkisi ne olur? İsmimi çok benimseyemedim. Hiç Nilüfer Yıldız bak. Şu anda tam konunun üzerine gelen bir soru Nilüfer'den. Evet, etki eder. Ne yapabilirsin Nilüfer'cim? Ölen halanın kızının ruhuyla enerjisel alanda bağlantıya geçip şöyle ki, evet Nilüfer, sen halama bedenlenmeden ruh olarak, enerji olarak sonuçta orada bir rahimde, değil mi? Bir mayalanma söz konusu, değil mi? Ne oldu? Doğdu veya doğmadı bilmiyorum tabii ki soruya göre. Onunla vedalaşman gerekiyor. Onu kabule geçmen gerekiyor. Onun seçimine saygı duymamız gerekiyor. Neden? Bu dünyayı tekamülü tamamlayarak veya tamamlamadan, bilmiyoruz ya, ruh boyutunda gitti. Şöyle bir bilgi var. Bilgi diyor ki, eğer ölü bebekleriniz, kürtajlarınız herhangi bir sebepten karnında ölü doğan çocuklar ya da karnında ölmüş çocuklar, anneleri bu dünyadaki tekamüllerini tamamlayarak gittikleri bilgisi var. Buna istinaden bu tamamlanmış süreçte eğer o kişi, tabii çok duygusal bir bağlantı kuruyor sonuçta bebeği ya, ne oluyor? Ona ait bir enerji gibi bebeğinden ayrılamıyor anne. Bu bütün doğumlar için geçerlidir. Ölü, kürtaj, işte bir sebeple kayıp olan bebekler için. Bu enerjinin gerçekten çözülebilmesi için özgürleşme yapılması gerekiyor. Yas mektupları gerekiyor. Bilinçaltı seansı gerekiyor. Bunlar öyle basit duygular değil sevgili arkadaşlar. Sonuçta o kişi o ceninle bir duygusal bir bağlantı gerçekleştirdi. Bir bağlantı var orada. Tree connection diyoruz. Bağlantı, tekrar bağlantı. Bağlantıya geçtiği anda o bebek onunla muhteşem, anne bebekle muhteşem bir bağ kurar. Bu bağ enerjiseldir. Enerji tamamıyla annenin anlam yüklemesiyle alakalıdır. Annenin anlam yüklemesiyle alakalıdır. Anne anlam yükledikçe ruh da orada sıkışmış, enerji açığa çıkar. O yüzden de bu açılması gereken,
ele alınması gereken bir konudur. Aile dizimi genelde 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da senede bir kez yapılır vakaya göre. Öyle her zaman hadi aile dizimi açtıralım, bir enerji açtıralım diye olmaz. Neden? Çünkü sen belki 40 yıllık bir mevzuyu çözdün ya da 60 yıllık bir mevzuyu çözdün. Sonuçta atalarından da gelen mesajlar var orada. Çözülen bu mesajın kuantum alanda o dolanıklıktan temizlenip arınması için bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Sen dualitedeki yaşamına devam edersin ve burada bu zaman diliminde yaşadığın bu süreçte olayların değişmesi, dönüşmesi için seçimler yaparsın. Peki bu seçimler senin bir sonraki adımını belirlerse ne olur? Kuantum dolanıklıktan yavaş yavaş arınarak çıkarsın. Bağımlılıkların nedeni alkol, sigara, kumar, eş, çocuk gibi diğer türlü bağımlılıklar. Bağımlılıklar genelde beyni uyuşturmakla alakalıdır. Alkolde de aynıdır. Diğer madde bağımlılarında da aynıdır. Unutmak ister beyin, uyuşmak ister. O anı, o düşünceyi, o da yine atalardan geçmiş olabilir. O anı, o olayı unutmak ister, beyni durdurmak ister. Öteki türlü zihin devreye girdiği zaman sürekli o olayla meşguldür ve onu içerek uyuşma halini gerçekleştirir. O yüzden de o uyuştukça, eğlendikçe tamamen o bilgiyi gerilere iter, aşağılara iter. O acıyla yüzleşemez. Çünkü ona dayanacak duygusal zekası, duygusal gücü yoktur. O yüzden de uyuşma halidir. Yüzleşememe halidir. Hep o insanlara sorumsuz, alkolik diye bakarız. Genelde eviyle, ailesiyle, çocuklarıyla ilgilenmezler. Ama uyuşma halinden ötürü yaşadığı bir olay ve atalardan gelen kayıtlar muhakkak ele alınır. Ondan sonra da bakarız. Neden uyuşma hali içerisinde devam ediyor? Orada bir olay var. O olayı çözümlemek için işte altyapıya bakıyoruz. Bu aile dizimiyle olur, bilinçaltı seanslarıyla olur, regresyon terapiyle olur, olur olur. Yani bir şekilde bu konuda yardımcı oluruz. Evet, dediğim gibi aile dizimi burada önemli bir etkidir. Ailelerimizden bazen bizim bile bilmediğimiz sırlar ortaya çıkar. Bir gün oturursunuz mesela, annenizin 40 yıllık bir arkadaşı gelmiştir ya da 40 yıllık işte eltisi, işte yengeniz, o, bu, şu, büyük aile bireylerinden bir aradasınız. Siz tabii büyüksünüz, artık 30'lu 40'lı yaşlardasınız. Büyük yengeniz annenize bir şey söylerken bir sırrı deşifre eder orada. Siz böyle böyle kalırsınız, böyle kakalak gibi. Ne? Böyle bir şey mi olmuş? Hop, ne oldu? Açığa çıkan sır, siz bilmiyorsunuz ya, bakın sırlarımız kadar hastayızdır sevgili arkadaşlar. Tabii ki her şeyi bilemeyebiliriz. Her şeyi anlatmayabilirler. Bazen bazı şeyler söylenilmemesi gerekir. Çocuklarda ciddi bir etki ve tepki doğurur. orada öğrendiğiniz zaman, eğer duygusal zekanız gelişmişse ve farkındalık sahibi bir insansanız, sizi çok etkileyemeyebilir. Fark edersin. Ha tamam dersin, kendinde bir çalışma yaparsın, geçer gider. Fakat duygusal zekanızı geliştirmemişseniz, kişisel gelişiminizde daha henüz gerilerdeyseniz, o sizi etkiler. Suçlama başlar. Aileyi suçlama başlar, ataları suçlama başlar. Ha, demek ki bak onlar bunu böyle yapmış, o yüzden böyle yaptıkları için böyle olmuş deyip suçlama başlar. Peki bu suçlama size ne kazandırır? Sizi ikinci boyuta indirir, üçüncü boyuta indirir. Enerjiyi aşağı çeker, çekilen enerjiden kaynaklı sizin frekansınız düşer. Sizin frekansınız düştüğü zaman da istediğiniz seviyeye kişisel gelişiminizde, farkındalık konusunda bir fayda sağlayamazsınız. O yüzden burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ailelerimiz konuşurken, bir aradayken,
annelerimiz, babalarımız, halalarımız, teyzelerimiz değil mi? Büyük aileler, büyük amcalar vesaire. Çocuklarınızı mümkün mertebe o ortamda bulundurmayız. Aman çocuktur ne anlar gibi söylemlerimiz yarın bir gün onların o kulak kabarttığı şeyden kaynaklanan, çünkü siz bilemeyebilirsiniz. O da bilmiyor ya, ama kaydediyor sevgili arkadaşlar. Kayıt devam ediyor. Kayıt devam ettiği için onların hepsini duyuyor çocuk. Duyduğu için de yıllar sonra o bilgiyle büyüdüğü için çocuk bileğleniyor. Dedeye, babaanneye, anneanneye, teyzeye, halaya, kimse kim, babaya, kimse kim bileğleniyor. Şunu düşünün, çok basit, geriye geçmişe gitmeyelim. Anne çok gergin, sevgisiz, eşinden de yeteri kadar destek görmüyor ve eşinden yeteri kadar sevgi almıyor. Ve sürekli bütün gün işte babanız da böyle, işte babalarını şikayet ediyor çocuklara. Babanız böyle yapsaydı şöyle olurdu, babanız bunu alsaydı böyle olurdu. O bana bir çiçek bile almadı ki şöyle oldu. Zaten babanız da bana değer vermiyor, zaten siz de bana değer... Bak, söyledikçe çocuk onu kaydediyor, sürekli kaydediyor. Ne yapıyor? Enerjisel olarak odak neredeyse, enerji oradadır sevgili arkadaşlar. Enerji neredeyse odak da oradadır. Ve odaklandığın şeyi büyütürsün. Ne yapıyor çocuk? Ya babam da ne kadar bak böyle böyle bir insanmış. Anneme de hiç değer vermemiş gibi bir bilinçaltında kod oluşturuyor. Ha, ne yapıyor çocuk? İleriki yaşlarda çocuk babaya bileğleniyor. İşte sen anneme yapsaydın böyle böyle olmayacaktı. Belki sözsel söylemiyor bunu, hani ifade etmiyor. Ama bilinçaltında böyle bir duygu olduğu için ne yapıyor? Beden diliyle gösteriyor. Babasını önemsemiyor, sevgiyi yeteri kadar akıtamıyor, araya bir mesafe koyuyor, duygularına ket vuruyor, geri planda kalıyor, odasından ayrılmıyor, sadece yemekten yemeye babasını görüyor, bir göz teması kurmuyor ya da babasıyla vakit geçirmek istediği zaman erteliyor ya da bir bahane üretiyor gibi. Peki, hocam lütfen iz ve işaret hakkında konuşur musunuz? Allah nedenle konuşur bizimle. Tabii ki konuşuruz. Hay hak. Evet. O yüzden çocuklarımıza lütfen bu konuda dikkat edelim. Ve bir de sen kendi merkezinde misin? Ona bak, ona dikkat et. Birazdan zaten konuya binaya size paylaşım yapacağım. O yüzden lütfen çocuklarımıza, özellikle bir tartışma esnasında bile ya da aileyle ilgili bir konu konuşulurken çocukların olmamasına dikkat edelim. O konu çok önemli, çünkü inanın biz o çocukların, yani bizim zamanımızdaki gibi geçmişte o çocukların travmalarını temizliyoruz şu anda. Öyle düşünelim inşallah. O yüzden biraz daha dikkatli olalım. Evet, soruya cevap verelim. İz ve işaretler hayatta çok önemlidir. Evren canlı bir mekanizmadır. Her an seninle konuşur. Her daim bir dili vardır. Şöyle düşünün. İki gün önceden, bir gün önceden hava tahmin raporları yapılır. Öyle değil mi? Ya da bir hafta önceden, artık sistem çok gelişti. Ne yaparız? Evet, bugün yağmurlu, şemsiyemizi alalım. Bugün hava kapalı, işte birazcık üstümüzü sıkı giyinelim. Bugün hava rüzgarlı, ona göre değil mi? Deniz seyahatimizi organize edelim gibi gibi. Şimdi evren senle konuşur. Bu çok alt bilinçteki. Neden? Orada tamamıyla sistem ve teknolojiyle alakalı bir okumadır, ikradır. Ama ikradır, önemli olan odur. Ne yaparım? Şemsiyemi alırım, tedbirimi alırım, işte montumu alırım yanıma ya da daha kalın giyecekler giyerim gibi gibi. Peki, şimdi sen iz ve işaretleri okurken başına bir olay geldiğinde nasıl yaradan seninle konuşur? Yolda giderken önüne bir köpek çıkar. İşte havlar ya da karşı caddede birine saldırır. Tamam mı? Hemen bakarsın gözlemciden. Ya da adamın biri köpeğe taş atar, köpek onun gider ısırır, işte saldırır gibi gibi. Şimdi bak, bunlar hep ikra. Yolda gidiyorsun, kamyonun arkasında bir yazı, ikra, plaka, ikra. Bulutlar geçer, anlamsız gibi gördüğün bulutlar aslında sana her şeyi anlatır. Ağaçlar uzaktan baktığında bir bütündür, bütüne hizmet eder, aslında her şeyi sana anlatır.
Seni aramayan bir kişi o gün uzun zamandan sonra aramıştır. Sana bir mesajı vardır. İkra. Her şey konuşur. Ondan konuşan Allah'ın veçesi, ağaçtan konuşan da yaratım ya Allah'ın veçesi, buluttan konuşan da kamyon arkası lafı da plakada, köpekte, taşta, insanda. Her şey Allah'ın veçesi üzerine kurulmuşsa Allah sana her daim iz ve işaretleri gönderir. Ancak kimler onu anlayabilir? İkra, limbik sistemi aktif, duygusal zekasını kullanan, belli bir farkındalığa gelmiş, yüksek farkındalığa sahip insanlar onu anlar. Biri sana bir şey söylüyor, kulak kabartır mısın lütfen? Eleştirmeden dinler misin lütfen? O zaman ne olur? Sen gözlemciden dinlediğin zaman onun sana söylediğinde bir mesaj içerir ve bir mesaj vardır. Oğlun, çocuğun, kızın sana bir şey söyledi. İkra, dinle. Komşun geldi sana bir şey sordu. İkra, dinle. Bak hep gözlemcide. Eğer bunu okuyabilmek istiyorsanız, hocam bunu nasıl çalıştırırım diyebiliyorsanız size sır. Yargısız alana geçtiğiniz anda, gözlemciye geçtiğiniz anda ve koşulsuz sevgiyi seçtiğiniz anda alan açılır. Şimdi o size bir şey söyledi. O senin yansımansa sana bir mesaj getirdi. O senin yansıman, o da öz. Değil mi? Dünya bir oyun alanıdır. Oynayan ve oynatan kişi kim? Her şey mesaj içeriklidir. Senin tekamülünde birazcık daha, birazcık daha hadi diyor gel. Gel bunu da geçtin, aferin. Oyun gibi düşünün, bilgisayar oyunu gibi. Düşünün. Kaydedeceğim Huriye'ciğim. Oyun gibi düşün. Oyunda zıplayan biri vardır, adam vardır değil mi? Bütün altınları toplaya toplaya gider. Toplaya toplaya onu zıplar, onu alır, evden geçer, alttan geçer, dağdan geçer. Alır 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 toplayarak gider. Oyun ne yapar? Biter ya da yanar, düşer. Tekrar oyunu baştan alır. Her şey iz ve işarettir. Ve sen bir sonraki oyununda o tuzaklara düşmezsin. Çünkü dersin ki ha burada şimdi yılan çıkacak. Hop atlarsın. Ha şimdi burada dikenli tel çıkacak. Hop atlarsın. O işaretler sana böyle bazen tokat gibi gelir. Sen anlamamışsındır. Çünkü gönül gözün ve kalp perden de bir sıkışma vardır. Anlamamışsındır. Bazen de mesaj da sana gelir. Telefona mesajın geldiği gibi. Değil mi? Bir kişi sana, çünkü Allah'ın veçesi sana nasıl konuşacak? Eliniz ayağınız olurum. Değil mi? Binlerce insan yarattım. Binlerce enerji, binlerce ruh boyutunda bütünsel bakıyoruz olaya tabii ki. Her biri sana iz ve işaret getirir. Bu iz ve işaretleri takip ettiğinde sen olayı çözümlemeye gidersin. Israr etmeyiniz bir olay için. Bir şey yapacaksınız. Israrcı olmayınız lütfen. Israr etmeyiniz. Huriye'cim öpüyorum seni bir tanem. Israr enerjiyi sıkıştırır, blokajlar, olacağı varsa da engeli basar. Peki neden? Senin için o anda ısrar ettiğin olay o gün gerçekleşmeyecek. Neden? Uygun dizayn hala gerçekleşmemiş demektir. Dizayn olur sistem sana. Sen bir karar verirsin, senin kararın doğrultusunda Allah sana bir güç ihsan eder ve bu gücün doğrultusunda da sen farkında olmadan dizayn olur hayatın. Sen çıktığında artık aa dersin sen nereden geldin? Ya seni Allah mı gönderdi bana gibi gibi mucizeler yaşarsın değil mi? Neden? Mucizenin kendisi sensin. Sen karar verdin ya. Sen karar verdiğinde her şey senin için çalışır. Karar verdiğinde ama. Burada kendi değerin, kendi özgüvenin, kendi kararlılığın ve Allah'a güvenin ve teslimiyetin söz konusudur. Ne kadar çok teslimiyet, o kadar karar vermeyi netleştirir. Çünkü sistemde netlik oyunu bozar.
sistemde netlik oyunu bozar. Sen net olduğunda sistem açılır ve dersin ki evet ben istiyorum. Bak günlerce olumlama yapabilirsin. Aylarca defterlere yazabilirsin. Bilinçaltındaki değersizlik duygusunu, özgüvensizlik duygusunu, sevgisizlik duygusunu, yetersizlik duygusunu eğer dönüştüremediysen istediğin kadar olumlama yap, istediğin kadar işte frekans çalışmaları yap ya da ritüeller yap. Hiçbir işe yaramayacaktır. Neden? Çünkü senin enerji alanın oraya kadar ilerliyor. Söylemde var ama hal olarak geçmediği için sadece fiziksel olarak bunu gerçekleştiriyorsun. Eylemsel olarak gerçekleştirmiyorsun. Hale bakar sistem. O yüzden ilmi hal diyoruz ya. Hale bakar sistem. Sistem hale baktığında ne olur? Ha der, evet söylemleriyle hali aynıdır. Çünkü eylemdedir kişi. Çabalamaktadır. Devam etmektedir. Değişime direnmemektedir. Çünkü sen değişen, dönüşen bir Adem'sin. Aynı kalamazsın. Aynı kalamadığın gibi de sana yakışanı yapmalısın. Sana yakışan nedir? Kişisel gelişimine katkıda bulunacak, kendi benliğinde, öz değerini bilen, özgüvenli, Allah'a teslim olmuş, yaraşır, yakışır bir birey olmaktır. Bunun için de öncelikle iç alemimize dönmemiz gerekiyor. Dışarıdan değil, dışarıdan olumlamalarla, dışarıdan müziklerle, frekans uyumlamalarla vesaire olmaz. İçten, alem, iç benliğinden, kendi merkezinde olan özünden yayın açman gerekiyor. Bu yayın nasıl bir yayın? Özüne dönme yayını. Yani benim amacım ne? Hayata geliş sebebim ne? Benim görevim ne? Ya ben nasıl bir hizmetin içindeyim? Ya da nasıl bir hizmetim var gibi kendine sorman gerekiyor. Şikayet etmemen gerekiyor. Her daim pozitif enerjide kalıp gözlemcide kalman gerekiyor. Böyle polyanacılıktan bahsetmediğimi hepiniz biliyorsunuz. Bu iş tamamen sizin gözlemcide kalarak her daim farkındalığınızı yükseltmek. Zira gözlemcide kalan farkındalığını yükseltir ancak fark eder. Çünkü olayın içindeyken kimse fark etmez. O anda duygularına yenik düşmüştür. Bağıran, çağıran, hırçınlaşan, öfkesini dışarıya kusan bir kişiyken farkındalıktan bahsedemeyiz, değil mi? Evet. Şimdi güzel bir çalışma hazırladık yine sizin için. Bu iki aydan beri beklenilen bir çalışma. Bütün arkadaşlarımız o yaptığımız çalışmadan sonra çok güzel açılımlar yakaladığını, hayatlarının değiştiğini, enerjisel olarak uyumlandıklarını, birçok blokajlarını fark ettiklerini söylediler. Biz de onun ona istinaden böyle bir program hazırladım sizin için. 24, 25, 26 Ağustos'ta kuantum çekim yasası çalışması yapıyoruz. 3 gün üst üste. Şimdi kuantum çekim yasası dediğimiz şey şu soruları size sordurması gerekiyor. Bir soru geliyor. Hazır mısınız? Kendi merkezimde miyim? Sor kendine. Kendi merkezinde misin? Kendi merkezinde misin? İki, kendinden ve hayattan razı mısın? Buraya notlar aldım sizle paylaşmak için. Kendinden ve hayattan razı mısın? İkinci soru. Üç, çekim yasasını kullanabiliyor musun? Üçüncü soru bu. Konular bu şekilde. Birinci gün, 24 Ağustos'ta, kalp çakrasındaki kendi merkezinde misin çalışmasını ve o detaylı aslında konuya binaen tabii önden bir bilgilendirme yapacağız. Sonra çalışmaya direkt geçeceğiz. Kendi merkezinde misin? Kendi merkezinde olmak ne demek? Kalp çakrasında olmak demek. Yani kalp çakrasında mısın? İşte buranın ilgili taşlarıyla işte pembe kuars yeşil taşlarıyla vesaire ilgili uyumlama yapacağız hep birlikte. Aynı anda bir seans yapacağız ve aynı anda da kendi merkezinde olabilmek ve kalabilmek için neler yapman gerektiğiyle ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. İkinci gün kendinden ve hayattan razı mısın? Önemli.
Bunu Neslihan Hocam yaptıracak. Ve burada, burası tamamen boğaz çakranın konusudur. İlgili taşlarla ilgili yapis lazuli tarzı taşlar diye biliyorum, yanlış söylemiyorsam. Bununla ilgili Neslihan Hocam kendinden ve hayattan razı mısınla ilgili hem onunla ilgili bir bilgi ve hem onunla ilgili bir çalışma yapacak sizlerle. Üçüncü gün 26 Ağustos'ta Esin Hocam sizlere çekim yasasını kullanıyor musun? Ve orası tamamen tepe çaprasının konusudur. Kuars, işte kristal kuars, ametist tarzı taşlarla uyumlama ve çekim yasasını kullanırken nelere ihtiyacın var? Hangi bilinçte olmalısın? Ve tepe çakrasını aktif olarak kullanıyor musun? Ve bununla birlikte tepe çakrasındaki çekim yasasını üçüncü gözle bağlantılı çalışır. Açabiliyor musun? Bunlarla ilgili muhteşem bir toplu çalışma aslında. Üç gün üst üste online, Zoom üzerinden gerçekleştireceğiz. Bununla iki aydan beridir çok yoğun olduğumuz için toplu çalışma açamıyorduk sevgili arkadaşlar. Ama gerçekten yoğun bir talep var. Bu talebi de değerlendirmeye aldık. Talebin doğrultusunda da gelen bize muhteşem geri bildirimlerden dolayı da böyle bir toplu çalışma planladık. Tarihler belli. Ofisten zaten arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ücretli bir çalışma. Kaydınızı lütfen şimdiden yaptırabilirsiniz. Zaten story'de de dönecek. Peki burada ne olacak? Bu çalışmayı alınca hocam ne olacak bu çalışma? Genelde soru geliyor. Hocam peki biz bu çalışmayı aldık ne olacak? Eril ve dişil dengeleme, aşk, para, sağlık, cinsel hayat, cinsel hayat kabul etme, bu çok önemli. Sağlık, bunlarla ilgili tabii daha onun birçok hediyesi var sizlere. Hayır, ücretli olacak çalışma. Ücretsiz zaten biliyorsunuz hem Telegram'dan hem de Instagram'dan böyle çalışmalar yapıyoruz. O yüzden bu ücretli bir çalışma olacak, alma verme dengesi açısından, size de faydalı olabilmesi açısından. Bunların hepsi Buketciğim'de kayıtlı. Hepiniz ofisten bilgi alabilirsiniz. Telefonlarımız meşgul çalıyorsa bile muhakkak iki hatta da ya mesaj yoluyla ya da arayarak ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda biyoenerji eğitimi için soranlar olmuş. Bu ayın sanırım 15-16'sında olabilir. Yine sorulara bakın, sayfamızda sabit olanlara bakın. Esin İrtem Hocam'ın biyoenerji eğitimi açılacak. Ona da şiddetle katılmanızı tavsiye ederim. Muhteşem bir enerjiyle uyumlanma söz konusu. Nefis mertebelerini anlatacağı ve biyoenerjiyi nasıl pozitif anlamda kullanabileceğinizle ilgili çok güzel bir eğitim olacak. O da farklı bir eğitim. Evet. Telefonlarımız Instagram hesabında kayıtlı. Oradan Emine Çelik arayıp öğrenebilirsiniz. Peki bu kuantum yasasını nasıl kullanabilirim? Kendi merkezimde miyim? Hayattan ve kendimden razı mıyım? Ve çekim yasasını nasıl kullanabilirim konusunda o zamana kadar kendinizde düşünün, sorularınızı yazın. Yazın ve bu soruları yazdığınızda bile size bir farkındalık açığa çıkartacak. Bu farkındalık, rüyamda bana uzun uzun sarıldınız Dinçer. Ha ne kadar güzel. Şifa olsun inşallah. Sizi topraklamışımdır. Ne güzel. Şifa olsun bedeninize inşallah. Bunlara bir yazın bakalım. Açığa çıkan şey sizin duygusal dünyanızla ilintili. Duygusal dünyanızda ne kadar çok kendinizi törpülerseniz, kişisel gelişimize ne kadar katkıda bulunursanız o kadar çok etkili olur. Karakterinizi bilmeniz lazım. Kişiliğiniz nedir onu bilmeniz lazım. Bakın hepsi çok etkili. Ennegram eğitimi de açacağım Ekim'in sonuna doğru. Avrupa programımız takvimlere bakacağız. Eğer uygun olursa Ekim'in sonunda Ennegram eğitimi açıyorum. Talepten dolayı kişiliğinizi bilmezseniz bu yolda çok tökezlersiniz. Siz kişiliğinizi öğrendiğinizde ve
gayri ihtiyari bu kişiliklerin tamamını öğrendiğinizde etrafınızdaki insanlara tahammül etme şansınız daha yüksektir. Zira o da başka bir enerjidir, başka bir yaratımdır. O da Allah'ın bir veçesidir. Ve aynı zamanda da karakteri ve kişiliği farklı olduğu için ona aslında zulüm etmemiş olacaksınız. Çünkü Allah hiçbir kuluna zulmetmez sevgili arkadaşlar. Kullar ancak birbirine zulmedicidir. Neden? Ben onun kişiliğini bilmiyorum ve kişiliğini bilmediğim için hep bir beklenti içine giriyorum. Beklenti kişiyi her daim negatifte tuttuğu için orada bir enerji sıkışması oluşur. Orada enerji büyür. İşte kocam bana çiçek almıyor ki. Hocam sadece ekmek istiyorum. Sadece bir tane ekmek alıyor ki. Hocam bütün her şeyi ben yapıyorum. Bana seni seviyorum demiyor. Şunu demiyor, bunu demiyor. İşte benimle ilgilenmiyor gibi 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 binlerce açılım yapabiliriz. Bunlarla ilgili bunu öğrendiğimizde çok daha farklı dönüşümler olacak sizde. Kısacası sal gitsin aman diyor arkadaşımız. Aman sal gitsin. evet ama şöyle düşünelim, şöyle diyelim. Evet salmak çok iyidir. Gerçekten salmak çok iyidir. Rastgele yaşayanlar rastgele sonuçlar elde eder sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyledim. Rastgele yaşayanlar rastgele sonuçlar elde ederler. Siz kendinizi bildiğinizde, kendi kalp merkezinizde olduğunuzda, hayattan ve sistemden ve kendinizden razı olduğunuzda muhteşem açılımlarla gelir. Mucizenin aslında ta kendisi sizsiniz. Mucize dışarıda değil, yumurtayı içeriden çatlatmak gerekmektedir ki size faydalı olabilsin. Peki, sınırını çizmelisin Merve. Hocam annem ve etrafımdaki hayatıma neden müdahil olmak istiyorlar? Neyi anlıyor olabilir? Aynalıyor olabilir. Sınırı çizmen gerektiğiyle ilgili tatlı tatlı bir sınır çizebilirsin. Kararsızlık mükemmeliyetçilikten kaynaklı. Evet. O yüzden öyle rastgele hadi bu da öyle olsun diye Allah'ın dediği oluyor değil mi? Bak çok güzel bir şey söylemiş orada arkadaşımız. Dur bir saniye şurada onu okuyacağım. Çok güzel onun gözün bak. Yıllarca dua ettim, bir sürü ibadet ettim. İşin sonunda Allah'ın dediği oluyor. Komik ya. Öyle işte. O yüzden bu iş ona bakmıyor. Çünkü külli irade her daim aktif. Allah dilemedikçe hiçbir şeyi, hani sen dileyemezsin hiçbir şeyi böyle hadi bu da olsun aman öyle olmuyor işte. Yaradan'ın senin üzerinde bir değil mi bir oyun oynandı ve bitti ve bir tekamülünde bu oyuna geldin ve burada bir görevin var. Yeter ki sen farkındalık sahibi ol, sana gelen mesajları iyi oku, annen hastaysa onu iyi oku, annen ruhsal hastaysa onu iyi oku, baban ruhsal hastaysa bunu iyi oku. Senin güçlenmen içinde hepsi. Sen onu alıp eline gezersen zaten esveli safine doğru kayış yaparsın. Aşağılara aşağılara inersin. Ama sen onunla büyürsen ve kendini geliştirirsen bu konuda gerçekten ilerlersin. Tekamülünde ilerlersin en azından. Akrabalara bağımlı olmak, onların yaşamına özenmek neden olur hocam? Kendine alan açmıyorsun, özüne güvenmiyorsun, kendi değerini kendin belirlemiyorsun. Onlarsız bir hiç olduğunu zan ediyorsun, onlardan besleniyorsun. Sana değer verdikleri için onların hizmetini ya da ufacık bir kek bile yapsan, bir yemek bile yapsan orada ay mükemmel olmuş, iyi ki yaptın, keki sen en iyi yaparsından beslendiğin için kurbandan beslenme duygusu, kurban rolünden beslenme duygusundan da beslendiğin için olabilir. Ona bakmak lazım. Sınırlarınızı çizin.
kendi değerimiz ancak kendiniz belirlersiniz. Başkalarının ilgisine, değerine, sizi yeterli hissettiğinize elbette ihtiyaç vardır. Tabii ki insan onaylanmak ister. Herkesin içinde gizli burada kalmış şöyle bir mesaj içerir. Lütfen beni bana önemli hissettir mesajı vardır. Bak burada herkese bir levha vardır. Bu levhada lütfen beni bana önemli hissettir levhasıdır. Herkes bunu ister ama ilk önce sen kendi değerini kendin belirlersen o levhaya bile ihtiyacın kalmayacak. Gözde kitle, kızarıklık vesaire nedir hocam? Kimi görmek istemiyorsun? Buna bak bakalım. Mutluluğun kısa yolu. Kime alerji duyuyorsun? Baktığında kimi içine alamıyorsun? Gözüne göstermek istemiyorsun gibi bunları dikkate almak gerekiyor. Sistem her daim seninle konuşur. Evet. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, dediğim gibi 24, 25, 26'da kuantum çekim yasası toplu çalışmamız için kendinizi bu enerjilerle uyumlanabilmeniz için size bunun hediyeleri nelerdir? Kendini seçenler için içerik kendi merkezimde miyim? Kendimden ve sistemden razı mıyım? Yaradan'dan razı mıyım? Ve çekim yasasını kullanabiliyor muyum? İçerik 3 gün üst üste, her birimiz ayrı bir uyumlama ve ayrı bir çakra boyutunda dengeleme giderek, yani biz kalp çakrasının üstünden veriyoruz. Kalp, boğaz ve tepe çakrasından gelecek bu çalışma. Bakın bakalım, burada kendi merkezinizde olabilmeniz için hangi duygu eksik? Ya da neden kendi merkezinizde olamıyorsunuz? Hala kimlerden neyi bekliyorsunuz? Hala birilerinin size bir şeyler yapmasını bekliyorsunuz. Eyleme geçemediniz mi? Sistemden razı mısın? Hayattan razı mısın? Kendinden razı mısın? Bunlara bir bak. Lütfen orada sonra kararını ver. Her gün karga sesi duyuyorum hocam. Ben de kargaya sen zikrimi çekiyorsun. Sesini sevsinler diyorum. Ya eyvallah, kargalar muhteşem hayvanlardır. Müthiş bilgi hayvanlardır. Evet. Kendi özüne sor yeşim. Tamam mı? Sor, araştır. Kendi özüne sor. Rüyamda tekrar tekrar aynı olayı görüyorum. Ne dersiniz? Neden olabilir? Neşe Demir. Bak bakalım olay sana neyi anlatıyor? İkra yap onu. Değerlendir. Yaz. Onu yaz bakalım. Hocam sedef eden kaynaklanır. Sedef neden kaynaklanır? Sedef rahatsızlığı, ayrılık travmasıdır altyapısında. Şiddetli çatışmadır. Küçükken şiddetli bir çatışmadır. Bu karar verememe konusudur. %100 bilinçaltında ayrılık travmasıdır. Atalardan da gelen bir süreçtir aynı zamanda. Göçle ilgilidir. Çok dramatik bir göç hikayesi varsa atalarınızın, oradan kaynaklanan bir hastalık, sedef, ayrılık. En ufacık bir şekilde çocuk bebeğinden bile ayrılsa bunu kaldıramaz. Oyuncağından bile ayrılsa bunu kaldıramaz. Ona bir anlam yüklemiştir. Kırılmıştır, çöpe atmıştır bir aile bireyi gibi. Orada sedef bile olabilir. İlkokul öğretmeninden ayrılmıştır. Onunla duygusal bir bağ kurmuştur. Sedef çıkabilir. Babası tır şoförüdür. Babasını çok sever ama babasını istediği kadar, yeteri kadar doymamıştır. İşte sevgisiz kaldığını hisseder. Ayrılır her seferinde. Hastalık tetiklenerek sedef olur. Yani binlerce örneği var sevgili arkadaşlar. Binlerce örneği var. Kendini arındırma. Neden sürekli kendini arındırmak istiyorsun? El ve ayak terlemesi, aşırı derecede su gibi olması. Neden kendini arındırmak istiyorsun? Neye dokundun? Neye ayaklarınla bastın? Gibi. Ve bununla birlikte sevgili arkadaşlar, ihtiyacınızda ne varsa size o verilir. Fakat siz onu seçerseniz. Enerjiler muhteşemdir. Hocam, sebepsiz sevinç ve mutluluk nedir? Çok güzel, kalp çakrasındasın. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Egzama da ayrılıktır yine. Deriyle ilgili mantar, egzama, sedef, vitiligo tarzı şeylerin hepsi deriyle ilgilidir.
Altyapıda genelde hep ayrılık vardır, dokunmak istemeyi vardır, cinsel taciz vardır, istenmeyen birliktelik vardır. Onlar tabii derin konular, regresyon ve bilinçaltı seanslarıyla onun altyapısına inmemiz gerekiyor. Onlara bakmamız lazım. Disleksi, çocuk annenin karnındayken bir hesaplamaya dahil olduysa, bir hesap kitap mevzusuna dahil olduysa, maaş, evle alakalı, miras, parayla alakalı hesaplamalarla ilgili kafası karıştıysa çocuk anlamaya çalışır, rakamları, harfleri dengelemeye çalışır ve o arada da disleksi olur. Harf yutar, toplama işlemi yapamaz, çıkarma işlemi yapamaz gibi gibi. Çok basit bir örnek vereyim. Disleksi rahatsızlığı olan bir hastamız vardı. Danışanımız geldiğinde annesinin karnındayken ailesine anne tarafından bir miras kalmış. 3 ay miras hesaplaması işi sürmüş. Çok ciddi, şiddetli bir evde bir gerginlik ortamı oluşmuş. Sürekli paralar, hesaplamalar, metrekare hesapları gibi gibi gibi. Kız doğduğunda 4 yaşında, 5 yaşında disleksi olduğu anlaşılmış ve 25 yıl boyunca asla matematikle ilgili, herhangi bir okul hayatıyla ilgili birçok alanda başarısız olmuş. Hani disleksi biraz daha geç anlıyor biliyorsunuz. Sonra çözüldü rahatlıkla, şükürler olsun gibi. Evet sevgili arkadaşlar, sorular akıyordu. Görebildiklerime cevap verdim. Saat 2:10 var. Bir 5 dakika daha sorularınızı, görebildiklerimi cevaplayayım. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım. Gaye burada çalışmalarımı duyurmaktı sizlere, çalışmalarımızı. 24, 25, 26 Ağustos'ta programa yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Toplu çalışmamız, kuantum çekim yasası çalışmamız var. Muhteşem bir çalışma. Bir önceki aylarda yaptığımız çalışmanın inanılmaz derecede sevgili danışanlarımız ve arkadaşlarımız faydasını ve gerçekten hayatlarında dualitede katkılarını gördükleri için ısrarlar üzerine açtığımız bir evet kayıt edeceğim Şenay Hanımcığım çalışmadır. Hocamın biyoenerji eğitim kayıtları devam etmektedir. Enneagram eğitimim için Ekim ayındaki Enneagram eğitimim için kayıtlar devam etmektedir. Yoğunluktan storyler dönecek ama siz sayfaya yine bakın. Postlarda geçecek oradan. Takip edin lütfen. Zaten ofis aradığınızda size bilgi verecek sevgili arkadaşlarım. Sabit kocam sabit bir yere baktığımda orayı okuyamadım bir saniye. Bir yere baktığımda gözümün kalp gibi attığını hissedebiliyorum. Çok güzel. Harika. Ya hiç ayrılma 7/24 size baksın hep sohbet etsiniz. Hiç... Tamam Filiz olur. Biz hiç ayrılmayalım koltuklar. Burada böyle kalalım ve birlikte güzelliklerle. Öyle. Güzel olan sizsiniz. Güzel olan sizsiniz. Her daim kalp çakrasında kalmayı seçin lütfen. Durun, düşünün, hemen fark edin olayı ve kabule geçin, razı olun. Bunu her daim herkese söylüyorum. İlla seans almanıza hani böyle hocam bunu nasıl düşünürüz, nasıl yapmamız gereken diyenlere söylüyorum. Dur, düşün, fark et ve razı ol. Bak, dur, düşün, fark et. Kabule geç, razı ol. Kabule geçmediğin bir şeyden razı olamazsın. Bu bile o kadar müthiş bir yol alıyor ki sizde çok güzel açılımlar oluyor. Bugünün hediyesi olarak da size birazdan burada yayında bulunan ve kendini seçenlere şimdi güzel bir Healy frekansı göndereceğim. Niyetimizi alalım, bakalım toplu olarak Healy'de bugün ne çıkacak? Yayında bulunan tüm arkadaşlarımın niyetini alarak sevgili arkadaşlar... bir Healy frekansı açıyorum. Bakalım tüm Healy programında ne çıkarsa burada bulunan sevgili yayına katılan 259-260 tane arkadaşımızın niyetine Healy analiz yapıyorum. Bakalım Healy bize nasıl bir duygu verecek şu anda burada bulunan tüm sevgili arkadaşlarım, kalplerinize odaklanın. Bakalım Healy bize ne verecek alandan. Hepimize şu anda güzellikle bugün ayın 8'i mi 9'u mu?
9'u. 9'u tamam. Tatlış Ceyda'cığıma sordum. Evet, niyetinizi alın. Haydi bakalım. Şu anda hile sizin ne ihtiyacınız varsa size aksın, çıksın ve gelsin. Hadi bakalım, aleniz başladı. Bakalım ne çıkacak? Sizin de bütünün şifası için, bütüne katkı olabilmesi için kamp boyunca hile ile çalıştık. Organizasyon olarak hile'de kimin ne ihtiyacı varsa kamp boyunca muhteşem, çok güzel çalışmalar oldu tabii ki. Çok güzeldi kampımız. Bir dahakine sizi de bekleriz. Ayrılamadık sevgili canlarla, güzelliklerle. Kamp için aylar önceden Türkiye programı için yurt dışından gelen, kıta değiştiren arkadaşlarımız vardı. Çok büyük bir özveri. Nasıl güzel canlardı hepsi. Hepsine, Şerifeciğime, Asiyeciğime, tüm gelen güzel arkadaşlarıma, Havvacığıma, hepsi yurt dışından, Avustralya'dan, Almanya'dan gelen Sevimciğime, herkese muhteşem şifa oldu. Şükürler olsun. Bundan daha iyisi için neler mümkün? Kendini seçenler, hayatta var olmak isteyenler, kendini, birliğini, özgürlüğünü ilan edenler iç benliğinde. Özgürlük biliyorsunuz hep konuştuk, alıp başını gitmek değildir. İç benliklerinde seçenler. Çok güzeldi. Çok. Sensin Şerife. Canım benim. Evet sevgili arkadaşlar, bakalım. Çıksın hep birlikte. Çok güzel. Bacak ağrılarım için ne olur? Ne olur? Sor bakalım ne olur? Gelecekle ilgili, ilerlemek istememekle ilgili. Ne düşünüyorsun? İlerlemek istemiyorsun. Evet Hatice. Beraber aynı ortamda olabilmek için neler mümkün? Güzel. Artık hocamla böyle bir karar aldık. Tamamen şeyle alakalı tabii ki. Bir saniye, aynı anda da bilgiyi giriyorum. Bir saniye. Şöyle bir karar aldık hocamla. Vaktimiz olduğu sürece ofisimizde sizler için 10 kişilik veya 8 kişilik gruplarla bir aile dizimi açmayı planladık. Bakalım bunun için bir altyapı hazırlamaya çalışıyoruz. O da bize bir sürpriz olsun. İstanbul'da bulunan, işte diğer şehir dışında bulunan arkadaşlarım için böyle 10 haftalık falan bir program olabilir. Bakalım neler mümkün onun için. Ofisimizde bunun için müsait. Çok da güzel olur diye düşünüyoruz. Evet, tekrar niyetlerinizi almanızı istiyorum şu anda ve şimdi tüm zaman mekan boyutlarda gruptaki tüm arkadaşlarımın neye ihtiyacı varsa hileye uyumlanarak şu anda hileden seçmesini istiyorum. Şöyle iki tane seçenek sunacağım size. Fiziksel olarak mı yoksa çakra olarak mı ihtiyacınız ne? Bana hemen hızlıca yazar mısınız? Çakra mı? Hani enerjisel olarak yoksa fiziksel olarak mı? Hemen hızlıca yazın. Şöyle ortalama bir şey bakalım hemen. Çakra mı istersiniz hilide yoksa genel sağlık, yani fiziksel olarak mı tüm hilide? Ne ihtiyacınız var? Grup. Gruba hemen hızlıca yazın. Hemen bakayım ben. Hemen hızlıca yazın. Çakra, çakra, çakra. Çakra, şerife, çakra. Çakra. Vallahi herkes çakra diyor. Çakra, Osman Bey de çakra diyor. Rabia, çakra mı olsun? Tamam. Fiziksel, fiziksel, çakra, Dilek Güneş, çakra. Yasemin, çakra. Şu anda hemen hemen çakra, sağlık 2. Evet, genel olarak çakra istiyorlar. Evet, çakra. Hadi bakalım. Tüm saf ve iyi niyetimle, tüm güzel, burada bulunan tüm bu güzel arkadaşlarımın
Evet, çoğunluk çakra istiyor. Hadi bakalım. Kimin ne ihtiyacı varsa, hangi çakrada şu anda burada bulunan tüm güzel arkadaşlarımın bütüne katkı ve birer birer tüm burada bulunan arkadaşlarıma katkı olabilmesi için tüm saf ve iyi niyetimle hepsinin enerjisine uyumlanarak şu anda ve şimdi hangi çakrada sıkışıklık, blokaj varsa hili bize bunu açığa çıkarsın. Bakalım, evet. Şaşırdın mı? Hayır, şaşırmadın. Çünkü direkt birinci sırada kalp çakrası çıktı. Hemen göstereyim size. Bakın birinci sırada ne çıktı? Kalp çakrası çıktı. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Evet. İşte bizim hepimizin genel problemi bu. Bak. Herkeste kalp çakrası. İkinci sırada boğaz çakrası. Razı. Üçüncü sırada tepe çakrası. Dördüncü sırada kök. Ve en sonunda sakral çakra çıktı. Kalp çakrasında uyumlanarak şu anda ve şimdi en yüksek titreşimde lütfen sularınızı içiniz. Nuray, kalp hastasıyım. Lütfen kalbine odaklan, kalbine elini koy. Yanınıza sularınızı alınız. Güzellikle, kolaylıkla kalp çakramdaki tüm blokajların açılması için sevgiyle Esin Erdoğan hocam aracılığıyla Hili'den gelen analizi sevgiyle ve frekansı sevgiyle kabul ediyorum. Koşulsuz sevginin, koşulsuz saygının, yargısızlık alanının olduğu bu güzel alanda bunu her daim birin ve bütün hayrı ve kuvvetli bir şekilde sevgiye dönüştürebilmesi için neler mümkün? Haydi bakalım eyleme geçelim. Şu anda titreşimi başlattım. Sevgiyle ve kolaylıkla burada bulunan tüm güzel arkadaşlarımın kalp çakralarına gelsin. Meditasyon değil, Hili'den size güzel bir kalp çakrası çalışması burada bulunan tüm arkadaşlarımın niyetiyle kalp çakranızda tıkalı olan iç benliklerinizle yüzleşemediğiniz, hangi duygularınız varsa ben merkezinizde olmadığınız, kendi alanınızı koruyamadığınız, sınırlarınızı çizemediğiniz, gitmek zorunda olup orada kalma zorunluluğu olduğunuz tüm alanlarda, sıkıştığınız her alanlarda size şifa olabilmesi için kalp çakranızın açılması, koşulsuz sevgiye geçebilmeniz için neler mümkün? Sevgiyle ve kolaylıkla burada bulunan tüm güzel arkadaşlarımın ve burada bundan sonra izleyecek olan, kayıttan izleyecek olan güzel arkadaşlarımın da kalp çakrası frekansından boğaz çakrası, tepe çakrası, kök çakrası ve sakral çakra enerjilerinden faydalanabilmeleri için neler mümkün? Bunu en kısa sürede nasıl görür, nasıl yaşar, nasıl deneyimlersiniz? Hepinizin her daim kalp çakrası, tepe çakrası ve bunlar birbiriyle ilintili olduğu için güzelliklerle açılabilmesi için, tüm blokajların kalkması için enerji alanlarınızda her daim tıkanıklıkların temizlenmesi, arınması ve şifalanması için merkezinizde kalabilmeniz için neler mümkün diyorum. Hepinizi çok çok seviyorum, öpüyorum, ben teşekkür ediyorum. Lütfen yayın kapandıktan sonra frekans uzun bir süre devam edecek. Hepiniz şifalanın diye. Evet, olabilir. Yeşim. Lütfen bol bol su içiniz, uyumlanınız enerjiyle. Su frekansı yükseltir, iletkenliğini artırır. Enerjisel olarak odaklanıp uyumlanmanız yeterli sevgili arkadaşlar. Her birinize şifa olsun. Kalp çakralarınız tatlış tatlış açılsın efendim. Tüm blokajlar kalksın. Sevgiyle kalın, esenlikte kalın efendim. Ben de sizi öpüyorum. Kocaman kucaklıyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kendini seçenlerle 24, 25, 26'da buluşmak üzere diyorum efendim. Öpüyorum. Hoşça kalın.